Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Serdar var. Fok yedik. Ne fok yedin lan? Evet, bugün normalde biz Serdar'a her zaman high fat kesiyoruz. Yani buradan ayırıp çaprazlama saç kesiyoruz. Ama bu sefer modeli de değiştireceğiz. Komple buraları böyle sıfırlayacağız. Üstlere de ben daha önceden bir bunu baklava kesimi yapmıştım. Üstleri parçalayarak. Bu sefer o kesimi yapacağız. Yani bir nevi aslına bakarsanız Sedat Peker'in saç modelinin biraz daha modelleştirilmiş halini yapacağız. Bak bizi içeri alırlar. Yok yok, bir şey olmaz. Bu arada beni izliyorsunuz. Allah razı olsun hepinizden. Kanalıma abone olursanız, yorum atmayı unutmazsanız, ayrıyetten bildirim çanını da açın lütfen. Bak rica ediyorum, bildirim çanını açın. Yorum yapın ve like atmayı unutmayın. Ben bunu zaten biliyorsunuz, ben videoları çekerken hep böyle dört parçadan oluşturarak çekiyorum. Bende bütün her şey orijinal yani. Ama şimdi ben bu saçı keserken acaba bu kamera burada bana sıkıntı çıkartır mı ben burada çalışırken? Çok hafif daha uzak. Sanki biraz daha şöyle alırsam daha iyi olacak. Ha tamam olmuş. Şey yapalım abi. Şu an çok iyi oldu. Hayır, kamerayı biraz arkaya al, yakınlaştır ekrandan. Ha yok gülüm ya, o zaman çok şey oluyor. Nasıl? O zaman güzel olmuyor. Bunda öyle tam kamera ayarı yok ya. Mesela 3 milime 3x'e kadar alıyor. Bu sefer içine giriyor. Allah Allah. Bayağı şey giriyor. Yani tek bir tık onun olmuyor. Için çok uzağa almam lazım. Ha. Sallıyorum ben o zaman telefonu da buraya koyacağım ki buradan zoomlayacak onu. Oho, o da onun denemesini çok... yap bir gün. He? Bir dene. İşte yaptım zaten. He. Yaptığım halde öyle oluyor. Baktım öyle sarmadı, güzel olmadı dedim, hiç gerek yok. Evet şimdi gençler başlıyoruz. Saç ilk önce şöyle bir ayırma yapmayacağımız için. Gülüm o zaman Serdar buraları falan hepsini komple yiyor. Yeah, evet çok hani sıfır gir de. Sıfırla gireceğim zaten oğlum. Ya işte geçenki gibi abi, sen biliyorsun. Tamam. Sedat Peker yapmadı. Yok Sedat Peker'in modelini yapma. Onun daha modelini olacak, modelini. Evet şimdi direkt başlıyoruz. Sıfırla. Hiç korkmayın, cayır cayır girebilirsiniz. Şey, Sedo. Buyur abi. Geçiş yumuşak mı olacak, sert mi? Bundan öncekinde sert geçiş yapmıştım. Hani böyle yumuşatarak katlı çıkmamıştım. Vallahi bence biraz katlı çık abi. Daha mı iyi olur? Öyle mi yapayım? Evet. Tamam oğlum. Benim için sıkıntı yok, yaparım. Sertten yumuşağa geçebiliyor musun? He? Sertten yumuşağa mı? Geçersin. Ha, geçeriz de gene uğraştıracaksın yani yok beni. Yok oğlum, tamam uğraş. Sen yumuşak yap. Yumuşak geçişim mi? Tamam. Sert oldum biraz, dediğin gibi tam mesela duzo gibi oluruz abi. Hiç gerek yok. Ya duzolukta şey abi, giyinişe bağlı. Ya herhalde oğlum. Sen kafanı hiç oynatma ha. O zaman bu kadar çıkmış mıydık ya? Tabii. Bunları daha yiyeceğiz ya. 15.75 arıyor, 216. Tamam bırak ya, şeydir. Ya klimacıdır ya bilmem necidir. Ha değişik değişik şeyler. Ya da dolandırıcıdır. Evet burayı böyle çıktık. Şimdi ben kamerayı da şöyle alayım. Bakalım. Ha iyi, görüntü güzel. Buradan böyle rahat girdikten sonra şurada biraz yukarı doğru hafif meyil vereceksiniz. Direkt böyle lap diye girmeyin saça. Şimdi video kısmında eğitici videolar mı geçiyor? Tabii canım.
Şimdi buraları böyle yavaş yavaş geçiyoruz. Şöyle, bak gayet güzel. O gün mü? Hmm. Ha söyledi zaten. Abi. Olsun oğlum bir şey olmaz. Ha şey saatler değişti. Dün maç vardı akşam. Tamam. Biz arkadaşlar takımda oynuyoruz. Tamam. Ben dedim. Benlerim isteyen insan mı? Böyle 2 saat falan baktım vardı. Tamam. Dedim en iyisini yapmışsın, uyumuşsun oğlum. Aradım seni, baktım açmayınca dedim yat Serdar. Niye yapmışsın? Tamam baktım tam uyuyorum, sen aradın. Hiç açmadım abi. En iyisini yapmışsın, boş ver. Hiç değilse dinlenmişsin oğlum. Tabii dinlendim. Daha ne istiyorsun? Daha da uyumasan var ya o maçı yapamazdım. Olmazdı. Çok yorulurdun. Gücüm yok çünkü. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ince sıfırla girdik. Şimdi ince sıfırı bir kaldıralım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ne yapacağız? Şimdi böyle şurayı dur bakayım. Şunu ayağımda sıkıntı. Şimdi ince sıfırla girdik. Mesela kim arıyor? Aha, Buse arıyor. Hadi bakalım. Söyle ya, başka. Söyle oğlum. Mesela şu an tıraş oluyorum da. Tıraştayım şu an. Yazdım ya. Tamam. Tıraş oluyorum şu an. Ver. Şuna burada baksan. İnanmıyor mu? İnanmıyor ya. Allah Allah. Allah'ım yarabbim. Hiç ses gelmiyor diyor. E deseydin daha kesmiyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Sıfırla. İnce sıfırla girdik. Şimdi ne yapacağız? Bakın kalın sıfır. Oğlum onunla uğraşma. Kaşındırıyor ama. Onunla uğraşma. Onunla uğraşırsan bitmez. Şimdi kalın sıfırla giriyorum. Boş durmuyor. Boş durmuyor. Tamam sen ne yaptın? Şimdi dediğim gibi inceyle girdik ya, şimdi kalınla buraları çıkacağız. Böyle yavaş yavaş. Burayı da bu şekilde ayarladık. Şimdi gelelim bu tarafa. Gülüm. Hı. Şimdi kalın sıfırla da girdik. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Sırada ne var? Sıradaki işlemimiz.
şu makinenin ucuna düz dur. Kafanı oynatma. Hı. 2 numara. 2 numarayı takıyoruz. Çengeli aşağıya indirin. Hatta ben şöyle yan tarafa doğru çekeyim ki siz rahat rahat görün. Şöyle. Orayı aldık. Şimdi buraya. Burayı da böyle hallettik mi? Abi ne yapıyorsun? İyiyim Ömer, video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? Sigara mı? Evet. Var oğlum, yanında işte. Evet. Lan yanında. Evet. Koltukta. Şimdi burayı böyle 2 numarayla aldık mı arkadaşlar, gördünüz. Şimdi gelelim bu izleri kaybetmeye. Evet. Şimdi minik 1/2'yi takıyoruz. Gene çengel aşağıda. Şimdi buraları hafif hafif yiyeceğiz. Çok fazla yukarı çıkmıyorum. Hafif hafif olduğu yerlerden. Şimdi burayı da böyle hallettiğimize göre şöyle göstereyim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de 1 numarayı takacağız. Şimdi direkt 1 numara takıyoruz. Şuraya bir kat vermiştik ya. Oradaki izi, çentiyi de 2 tık yukarı kaldırıp şurayı ayarlamalısınız. Makineyi hafif yukarı doğru kaldırarak yapıyoruz bu işlemi. Zaten hafif kaldırarak yaptığınız zaman görüyorsunuz, bak izler. Buradan ben bir saniye şuna bir tıklayayım. Gördüğünüz gibi burada zaten düzeliyor. O bize alma oğlum. Gördüğünüz gibi bakın. Böyle toparlanıyor.
Şimdi gelelim bu tarafa. Burayı da böyle ayarladık. Şimdi neler kaldı geriye? Tabii ki de izler. Şimdi onu ayarlamamız lazım. Serdar uyu oğlum sen. Kapat gözlerini dinle. Uyuyacağım. Bitince kaldır beni. Tamam. Sen uyu. Şimdi ne yapacağız gençler? İnceyi taktık gene. Şuradaki izi. Komple çenteyi de kapatıyoruz. Gülüm kafanı hiç oynatma. Heh. Şuraları ayarlayacağız. Bakın çok fazla da çıkmıyoruz. Makinenin ters tarafıyla, ters yüzüyle şu ve köşelerini kullanarak oradaki izleri yavaş yavaş kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi bakın ince ince izler kaybolmaya başladı. Tabii daha tam olarak kaybetmedim. Sadece bir ince katını veriyorum sadece saça. Şimdi bu tarafa gelin. Evet, gördünüz değil mi? Şimdi sırada ne var? Sırada onun üstündeki olan izler. Yani nereler? Şuralar. Bir tıkalım böyle. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kayboluyor bakın. Üstteki izlerden bahsediyorum ben size şu an. Alttakilerden bahsetmiyorum. Buraya çünkü şu anki katı veriyoruz. Şimdi bu tarafa. Ve böylece bu tarafı ayarlamış oluyoruz. Şimdiki tek noktamız artık izleri kaybetmeye geldi. İzleri de bir tık alın.
yukarı doğru kavis vererek. Bu şekilde izleri kaybediyorsunuz. Şimdi gelelim buradaki izlere. Tabi burada gene görüntü bozulmuş maalesef ki. Her zaman olduğu gibi. Gene buğulanma yapmış. Buğulanma oğlum, buğulanma. Bana odaklanma. Ulan arkadaş biz oraya, ben oraya geçtim mi saçı bozuyor ya. Direkt saçtan çıkıyor, bana odaklanıyor. Var da odaklama ayarı var da işte bozuluyor. Evet gördüğünüz gibi bakın şimdi izler kayboldu. Şimdi burada nerede bir hata var? Bakın bunu çok iyi görmüş olmanız lazım. Şu noktada hata var, görüyor musunuz mu? Şimdi orayı da şöyle 3 tık yaparak ya da şöyle. Aldığınız zaman oradaki hata kayboldu. Gördünüz mü? Bunlara dikkat etmeniz gereken noktalar. Mesela şurada da var. Şimdi bir de sıfırlayın. Sıfırla şuradaki ince izleri böyle kaybedin. Tabi gene görüntü her zaman olduğu gibi gene bozuluyor. Zaten bozulması olmaz. Ondan sonra bir ayarlarına bir bakalım onlara. Gülüm ayarlarında bir sıkıntı yok. Şey sinematik modda çekiyorum ya. Sinematik çekme, normal video ayarında çek. Görüntü çok değişmez ki. Bayağı fark ediyor. Bayağı enli. Yani değerini bozduğum halde F'i komple kapattım. F değerini. Ama gene baksana hala buğulanma yapıyor nedense. Anlamadım. Evet kardeşlerim. Olay şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi. Şimdi neye geliyoruz? Tabii ki de makasa. Makas ve tarağı. En minik tarakla, en incesiyle. Abi. He gülüm. Benim tıraşı 40, 20 kalaya kadar bitirebilir misin? Saat kaç? 6'ya 6 geçiyor. 20 kalaya kadar mı? He. Çeyrek kala olabilir. Çeyrek kala. Tamam. Gördüğünüz gibi bakın izleri makasla böyle kaybediyoruz. Hem makasla izleri kaybediyoruz hem de üste doğru da kat veriyoruz.
Siz oradan daha yakından görün diye yapıyorum. Kıllatma oğlum, ha. İnce ince böyle yukarı doğru böyle çıkarak burayı hallediyoruz. Niye bu kadar güzel kokuyor? Hı? Açıcı var içinde. Normal şey değil ya, normal. Su değil yani. Su değil. Şöyle alalım. Şimdi oraları hallettik. Buralarda. Hem saçı keserken daha rahat kestiriyor. Tabii canım. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, yanlar ve arkalar bitti. Gördünüz. Şimdi gelelim üstlere. Hop. Tamam, bırak bırak. Sessiz ol. Evet. Kısaltıyorum oğlum üstleri de. Kısalt abi. Ya dediğim gibi hani hem yatırabileyim hafif. Tamam. Hem öne salabileyim yani. Tamam. Ona göre keseceğim çünkü. Tamam. Abi benimki çelek alaya kadar kesin biter mi? Ona göre gidip bitmeyeceğim olsa. Kime sen şey söyleyeceksin? Halı sahaya gideceğim. 7 halı saha var benim. Tamam. İşte ona göre taksiyeler çağıracağım ya. Çeyrek kala biter ya. Ben seni çıkartırım. Aynen. 20 dakika ortalama. Ben şimdi ben 20 dakika kesmem lazım. Çeyrek kala bitecek. Bizim evden bitecek işte, çıkacağım. Ama halı sahaya yetişeceğim. Buradan taksiye gitmem lazım. Sen taksiyi arasam o saatte işte dönün oraya gelsin. Yoksa tamam. Evet, Serdar iyi oldu ha. Hı? Gene iyi oldu. Ne
arada o baklava kesimleri başladı. Güzel etkiliyor saçı. İşin sırrı orada herhalde. Biraz. Ben hiç arama kasıkamadım bile. Niye? Şu an gerek yok oğlum zaten. Sarı yani. Tabi. Kısalttın mı saçı? Yüzün mü? Hmm, burnum. Üstte. İyi mi? İyi ya. İyi mi gülüm? Bu kısalık yeter bence. Yeter, kısalık iyi abi. Önler? Önleri o dağınık gibi abi sanki. Dağınık zaten. Toparlayayım onları? Aynen, böyle bir toparlasan daha iyi olur sanki abi. İyi mi gülüm? Evet, üstleri de böyle kısalttık. Şimdi bir model vermek için İçine giriyor mu? Bak bakayım. İyi mi gülüm? Hı? On numara çok kaşındı ama. Dur bekle dur. Kaşınmaktan bakamadım ya. İyi değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok bence. Tespih edildi tıraşımız. Ya? Tıraştan sonra tespih ediyorsun. Getirdin yine onu alet fırçayı. Senin en sevdiğin şey oğlum bu. Niye? En sevdiğin şey değil mi? Evet arkadaşlar.
videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Şöyle ayarlayayım ben. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı, ayrıca aşağıya da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Serdar selam söyle oğlum. Aleykümselam. Aleykümselam. Görüşürüz.